Akıllı güvercin Matuka etkinliklerini birlikte yapalım. Öncelikle hazırlık çalışmalarından başlayalım. Ne demiş? Dayanışma neden önemlidir? Birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir. Dayanışma içindeki insanlar kendilerini yalnız hissetmezler, daha güçlü hissederler. Çünkü ona destek olacak birleri mutlaka olduğunu bilirler şeklinde ifade edebiliriz. Okulda birlik ve beraberlikle yaptığınız bir işi anlatınız. Bayram günleri veya milli bayramlarda belirli gün ve haftalarda birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Onlardan örnekler yazabiliriz. Veya kütüphane düzenlemesi olsun, laboratuvar düzenlemesi olsun, sınıf eşyalarını düzenleme olsun birlikte veya sınıf süslemesi olsun birlikte yapabiliriz. Bunları örnek verebiliriz. Birinci etkinlik görselden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz güvercin anlatılıyor olabilir şeklinde. Bir güvercinin zekası anlatılıyor olabilir, anlatılıyor olabilir şeklinde ifade edebiliriz. Metni dinlerken hoşunuza giden cümleleri not alınız. Güvercinler Matuka'nın dediğini yaparlar. Avcı kuşları yakalamaya çalışsa da başaramaz. Güvercinler hep beraber azimle hareket edince avcıdan kurtulurlar şeklinde ifade edebiliriz. Üçüncü etkinlik, metni dinleme sırasında sorulan soruları cevaplayınız. Birinci soruya verdiğimiz cevap, yaklaşan kişi bir avcı olabilir, tuzak kurabilir. İkinci soruya verilen cevap, metni dinlerken orada soruyor zaten bize. Güvercinler avcının tuzağına düşmüş olabilirler. Üçüncü soruya verdiğimiz cevap, matuka yemleri yememeleri konusunda uyarmış olabilir. Dördüncü soruya verdiğimiz cevap ise Matuka arkadaşlarına ben size yemlere yaklaşmayın dememiş miydim demiştir. Dördüncü etkinliğimiz kelimelerin tahmini, anlamı ve cümle içerisinde kullanılışı. Bunları örnek olarak yazdık. Buradan yararlanabilirsiniz. 5. etkinliğimiz metni ana hatlarıyla anlatınız denilmiş. Biz de buraya örnek bir anlatım bıraktık. Buradan yararlanabilirsiniz. Altıncı etkinliğimiz. Matuka'nın yaşadığı orman nasıl bir yermiş? Uzun uzun ağaçların, şırıl şırıl akan derelerin, bin bir çeşit ovaların, petek petek lezzet üren arların bulunduğu bir yermiş. Avcı kuşları yakalamak için neler yaptı? Ağacın altına tuzak kurup üstüne de yem at şeklinde ifade edebiliriz. Matuka'nın Avcının elinden kurtulmak için çözüm önerisi nedir? Çözüm yolu aynı anda kanat çırparak tuzaktan kurtulmak olmuştur. Metnin konusu ve ana fikrini belirleyiniz. Konu: Güvercinlerin tuzağa yakalanması ve birlik olup kurtulmaları. Ana fikir: bir olunca zor işlerin üstesinden gelinebilir. 8. etkinlik. Güvercinlerin davranışlarını tutarlı buluyor musunuz? Açıklayınız. Hayır, bulmuyorum. Çünkü kolay bir şekilde tuzağa yakalandılar. Söz dinlemediler. Sonrasında arkadaşlarının sözünü dinlediler şeklinde de ifade edebiliriz. Birlikte hareket etmek bize neler kazandırır? Gücümüze güç katar. Daha güçlü oluruz birlikte hareket edersek hareket etmek, birlikte hareket etmek bize başarı kazandırır. Bazı işler tek başına yapılamaz. İşin başarıyla sonuçlanması için birlikte hareket etmek gerekir. 10. etkinlik. Yay ayraçlarının içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz demiş. Eyvah, orman yanıyor! ünlem işareti kullanacağız. Baktığımız zaman o büyük, o halde ünlem işareti burada. Cümlemizin sonuna nokta koyuyoruz. Ormanda kuşlar, ağaçlar, sincaplar diye devam ediyor. Arka arkaya sıralanan eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül ve cümleyi tamamlanmamış o halde saymaya devam ediyor. Üç nokta kullanıyoruz. Dur yolcu diye bir sesleniş var. O halde ünlem işareti kullanıyoruz buraya. Evet kendi yazı stilinizle yazınız demiş.